güzel en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının genç lideri, aşığız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz Antalya'mıza. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Mustafa Kemal Atatürk'ün şüphesiz dünyanın en güzel şehridir dediği, alnının terini toprağa damlatan, tezgaha damlatan, o terden bereket fışkırtan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, yüreğindeki en müstesna yerde Atatürk sevgisi duran güzel Antalya'nın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. ...15 gün sonra 31 Mart seçimlerini yapmak üzere sandık başında olacağız. Önümüzde 2 haftamız, çok çalışacağımız, hep birlikte olacağımız ve hep birlikte başaracağımız 2 haftamız var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hatta çok daha eskiden Antalya Belediyesi uzun süre boyunca aynı partinin üst üste hiç kazanamadığı bir belediye. Ancak 15 gün sonra bir tarih yazacağız. Hep birlikte tarihe geçeceğiz. Partimizi ve adayımız Muhittin Böceği bir kez daha Antalya'da zaferle tanıştıracağız. Antalya'da hepsi birbirinden değerli adaylarımız var. Genç adaylarımız var. Tecrübeli adaylarımız var. 2 tane de kadın adayımız var. Ben 2 kadın adayımızı, Korkut Eli'nin ve Aksegi'nin 2 belediye başkan adayını Antalya'nın Atatürk'ün kızlarına, Cumhuriyet kadınlarına, Antalya'nın tüm kadınlarına emanet ediyorum. Başkanım nasıl olacak? Sırf kadınlar alkışladı. Şimdi erkeklerden duyayım, erkeklerden. Cumhuriyet Türkiye'sinin erkekleri kadın haklarına saygılı, kadınların kazanımlarına saygılı. Antalya'nın centilmen erkeklerinden 2 kadın adayımıza bir kuvvetli alkış alalım bakalım. Şimdi oldu. Biz Antalya'da Türkiye'nin en büyük 5. şehrinde, dünyadaki herkesin gözünün üzerinde olduğu, özlediği, ulaşmak istediği, tatil yapmak istediği bu göz bebeği kentteyiz. Doğru ya, sizin bir ilçenizi verseler Almanya'nın yarısını üstümüze yaparlar. Her birisi birbirinden değerli, ilçeleriyle, şehir merkeziyle Antalya Türkiye'nin göz bebeğidir. Ancak bir yandan da baktığınızda Antalya bu iktidarın 22 yıldır bu iktidarın maalesef üvey evlat muamelesi yaptığı bir şehirdir. Antalya özellikle turizmiyle, narenciye üretimiyle,
diğer sektörlerdeki üretimleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nde inanılmaz bir milli gelir oluşturmakta. Ancak yatırıma gelince toplanan vergilerin onda biri Antalya'ya yatırım bütçesiyle geri dönmektedir. Yani bu iktidar Antalya'dan kepçeyle almakta ama verirken çay kaşığı ile bile vermemektedir. Antalya'nın kış nüfusu 2,5 milyon. Antalya'ya 2,5 milyona göre para yollayanlar Antalya'nın 16 milyonu yabancı, 10 milyona yakını yerli turisti, misafiri ağırlamasına Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerimizin bu gelen misafirlere hizmet etmesini beklemektedirler. Belediye başkanlarımız, ekipleri can siperhane gayretle bu mücadeleyi vermektedir. Ancak artık Antalya sesini duyurmak, Antalya bir ezberi bozmak, Antalya çiftçisinin, narenciye üreticisinin, köylüsünün, turizmde çalışan emekçilerinin, yatırımcılarının, esnafının, emeklisinin, emekçisinin sesini duyurmak durumundadır. Demokrasilerde insanlar sesini bağırarak duyuramazlar. İnsanlar, seçmenler seçini sandıkta duyururlar. Şimdi Antalya 31 Mart günü sandığa gitmeye ve artık sesini duyurmaya var mısın? Var mısınız? Şimdi bütün televizyonların göstermesini istediğim bir şey yapacağım. Meydandaki emekliler bir ellerini kaldırsın görelim. Gördünüz mü durumu? Peki en düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın göreyim. Neredeyse herkes. Kaç para maaş alıyorsunuz? Bakın bu Türkiye'nin en büyük korosudur. Ve Türkiye'nin bu toprakların en acıklı türküsünü hep beraber söylüyorlar. Türkiye'de emeklilerin çok büyük bir kısmı en düşük emekli maaşına 10 bin liraya mahkumdur. Nerede sorarsak soralım, Tekirdağ'da soralım, Denizli'de soralım, Artvin'de, Şırnak'ta, Edirne'de, Antalya'da, Kayseri'de, Manisa'da, Sinop'ta hep bir ağızdan ne kadar alıyorsunuz? Bütün meydan 10 diye inlemektedir. Değerli emekliler, birlikte biz bir hesap yapalım. Siz bu hesabı en batısından en doğusuna kadar bütün Antalya'ya, en yukarıdaki yörük köylerinden deniz kenarlarındaki emeklilere kadar hepsine ulaştırın. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde, yani 3 Kasım 2002 günü bir emekli, en düşük emekli maaşı alan emekli aldığı maaşla kuyumcuya gittiğinde 8 çeyrek altın alabiliyordu. Hesap ortada. Bütün Türkiye'de anlatıyorum. İtiraz eden yok. Türkiye'de her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken bugün en düşük emekli maaşı sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. 10 bin lirayla 2,5 çeyrek altını zor alırsınız. Şimdi Antalya'nın emeklileri bir düşünün. Kuyumcuya gitseniz, bir tane çeyrek altın alsanız, cebinize katsanız, eve gelince baksanız ki yok. Düşürmüşsünüz, kaybolmuş. Ne yaparsınız? Gerisin geriye aramaya gidersiniz değil mi? Bakın,
Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir emekli değil, her emekli. Bir kereye mahsus değil, her ay 5,5 çeyrek altın kaybetmektedir. Peki siz bu çeyrek altını nerede kaybettiyseniz orada bulursunuz. Tayyip Bey geldiğinde hiç ellemeyeydi, hiç dokunmayaydı, sizin düzeninizi hiç bozmayaydı. Bugün 26 bin lira maaş alacaktınız. Hatırlayın, o geldiğinde 1,5 asgari ücretti maaşınız. Geldi, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim dedi. Bugün 0,6 asgari ücret. Hiç dokunmasa asgari ücret hesabıyla 26 bin lira almanız lazım. Hiç dokunmasa çeyrek altın hesabıyla 32 bin lira almanız lazım. Ama bir emekli altını kaybettiyse gidip nerede kaybettiyse orada arayacak ya. Siz ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiniz. Tayyip Bey'in geldiği, iktidar olduğu seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi kaybettiğinizi aramaya, bulmaya, geri almaya gidecek misiniz? Onun yeri 31 Mart'ta sandık başıdır. Ben Tayyip Bey'e soruyorum. Diyorum ki gel emekli kart çıkaralım. Her birisine hiç olmazsa bir asgari ücret için 7 bin lira farkı hemen yatıralım. Emekli maaşına yapılacak 7'şer bin lira seyyanen zammın dışında elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarında emeklilere %40 indirim yapalım. 1,5 aydır söylüyorum, dinlemiyor, kulağının üstüne yatıyor. Ama ne zaman emekliler meydanları doldurmaya başladı? Ne zaman emekliler sesini duyurmaya başladı? Dün sabah gazetesine yazdırdı. Emekli kart hazırlıkları var diye. Emekliler, davanıza sahip çıkın, hakkınıza sahip çıkın. Bu kardeşiniz, bu evladınız istediğinizde arkanızda, istediğinizde yanınızda, istediğinizde önünüzde yürüyecek. Sizin hakkınızı söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Ayrıca buradan hatırlayıp bir selam yollamakta fayda var. Emekliler dini bayramlarda birer maaş ikramiye alıyor değil mi? Kimin sayesinde alıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayesinde. Kemal Bey bunu ilk kez 7 Haziran 2015 seçimlerinde söyledi. Veremezsin dediler. Çok para dediler. Olmaz dediler. Emekli şamarı bir vurdu 7 Haziran'da. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. Sonra 2018 yılına kadar sizleri oyaladılar. 2018'de 1000 lira verdiler. 2021'de 2000 lira yaptılar. Bu sene 5000 lira yapacaklardı. 3000 lira da bıraktılar. Emekliler, değerli büyüklerim, zaman geçiyor, unutuluyor. 2018'de o 1000 lira beğenmediğimiz, bir asgari ücret olmalıdır dediğimiz 1000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo. Ramazan mübarek gündeyiz. Ramazanınız kutlu olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Ramazan mübarek gündeyiz. Bugün size verilecek olan 3000 lira sadece 6 kilo kıyma alıyor. Bakın 30 iftar sofrasından, 30 sahur sofrasından, bayram sofrasından, evladınızın, torununuzun kursağından, buzdolabınızdan, mutfağınızdan,
sizin tencerenizden sadece bayram ikramiyesiyle 16 kilo kıymayı aldılar. Sadece 6 yıl içinde. Dünyada hiç kimseye bu iktidarın bu emekliye yaptığı zulüm yapılmamıştır. Bunun hesabını hep beraber soracağız, hep beraber soracağız. Benim annem babam öğretmen. Ben öğretmen çocuğuyum. Yatılı okullarda büyüdüm. Devlet büyüttü, öğretmenlerim büyüttü. Bugün öğretmen okullarının açılışının yıl dönümü. Ben hepimizi yetiştiren öğretmenlerin yaşıyorlarsa ellerinden öperim. Vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet dilerim. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında bütün öğretmenlerimizin ellerinden öperim. Dur sonra. Ama şimdi öğretmenlerin büyük bir derdi var. Yıllar önce geldiğinde Tayyip Bey atanmayan öğretmen mi olur? Hepsini atayacağız diyordu. Geldiğinde 80 bin öğretmen vardı atanmayan. Şu anda 1 milyon öğretmen var. Ve Tayyip Bey atamadığı, boynu bükük bıraktığı ve mülakat yaparak partizanlıkla elediği öğretmenlere dönüyor, atanamayan öğretmenler diyor. Tayyip Bey, öğretmende kusur yok ki atanamasın. Kusur sende, senin politikalarında, senin vicdanında, senin taş gibi olmuş kalbinde var sorun. Öğretmende yok sorun. Bir kez daha verdikleri sözü hatırlatıyorum ve diyorum ki mutlaka mülakat kaldırılmalıdır. Mülakat partizanlıktır. Mülakat kul hakkı yemektir. Mülakat insan ayırmaktır. Haksızlık etmektir. Bütün şehirlerde emeklilerle ilgili hesabı yaparken bir de o şehre uygun hesap yapıyoruz. Diyoruz ki geçen sene o şehrin ürünü ne durumdaydı? Bu sene ne durumda diye bakıyoruz. Emeklinin satın alma gücünü ona göre hesaplıyoruz. Ayrıca o şehirdeki insanların durumuna bakıyoruz. Şimdi Antalya deyince bir hesap yapacaksak neyle yapmak lazım? Narenciyeyle, öyle değil mi? Bütün çilekeş narenciye üreticilerimize yürekten bir dayanışma alkışı yollayalım. Burası Narenciye'nin, Turunçgillerin başkenti. Antalya halinden büyük kentlere portakal, limon ulaşana kadar inanılmaz zam görüyor. Antalya halinde geçen sene en düşük portakal fiyatı 8 lirayken bu yıl 20 lirayı bulmuş. Ama Ankara'ya gittiğinde 45 lira olmuş. Yine Antalya halinde en düşük limon fiyatı 5 lirayken 11 lira olmuş. Ama Ankara'ya varınca 11 liralık limon 30 lira olmuş. Tayyip Bey geldiğinde 19 lira olan mazot 42 lira oldu. %108 zamlandı. O günden bugüne artık limon, portakal zaman zaman dalında kaldı. Ve para kazanamayan, mazot masrafından dolayı ürününü toplayamayan, ulaştıramayan, pazarlayamayan insanlar maalesef büyük bir çaresizlik içinde kaldılar. Ama emekli maaşının durumuna baktığınızda geçen sene 7500 liralık emekli maaşı 536 kilo limon alıyorken bu sene 10 bin liralık emekli maaşı 345 kilo alabiliyor. Her bir emeklinin her ay 190 kilo
kaybı var ve bu kayıpların önüne geçmek için artık bu narenciye üreticisine üvey evlat gibi davranmamak, arkasında durmak, sahip çıkmak lazım. Bu ülkenin son cumhurbaşkanı gibi alanını da git demek değil, ilk cumhurbaşkanı gibi köylü milletin efendisidir demek lazım. Muhittin Böcek son 5 yıllık büyükşehir icraatında Halk Et projesi kapsamında 4 ilçede Halk Et satış mağazaları açtı. Bunun bundan sonraki dönemde bütün ilçelere 20-19 ilçemize, yani bugünkünün ötesinde 15 ilçemize daha ulaştırılmasının sözünü veriyoruz. Halk Süt projesiyle 2-5 yaşlarındaki çocuklarımıza 5 yılda toplam 2.6 milyon lira süt dağıttı. 2.6 milyon litre süt dağıttı. Bunu arttırarak devam edeceğiz. Antalyalıların kaliteli su içmesi için Ant Su fabrikasını açtı. Her geçen gün artan maliyetlere rağmen Antalyalı'nın ucuz su içmesini sağlayacağız, daha da ucuzlatacağız. Halk Mama projesiyle doktoru mama gerekli gören 6 aydan 24 aya kadar olan çocuklara mama desteği sağlıyoruz. Her ilçeye bir kreş yapacağız dedik. 15 tane ilçemize kreş açıldı. Önce tamamlanacak, sonra ilaveleri yapılacak. Muhittin Böcek bir dahaki sefere 5 yıl sonra karşımıza geldiğinde Antalya'daki kreş sayısı toplam 50 olacak. Doğru mu başkanım? Başkan 50 kreşin sözünü veriyor. Bugüne kadar 15 kreş yaptı ama bundan sonra her ay neredeyse bir kreş açarak annelerin iş gücüne katılımını ve annelerin sosyal hayata katılımını sağlayacağız. Sokak hayvanları konusunda Türkiye'nin neresine gitsem Muhittin Böcek'in yaptıklarını örnek gösteriyorlar. Biz de kendisini takdir ediyoruz. Üniversite öğrencilerine her ay suyun 5 tonunu ücretsiz olarak vermesini bir halkçı belediye başkanı olarak son derece önemsiyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak Muhittin Böcek'i biz 5 yıl burayı yöneten ve bir 5 yıl daha yönetmek isteyen partimizin güvenini kazanmış, sizlerin güvenini kazanmış bu yörük delikanlısını, çalışkan delikanlıyı, yoksulluktan bugünlere emek emek olarak gelmiş bu delikanlıyı Antalyalılara emanet ediyorum. Antalyalılara. Sözüme değer veren sade Antalyalılara değil. Dün Eskişehir'de bir şey duyduk. Bu bir zihniyetin ifadesi. Eskişehir'de Antalya gibi CHP'li bir belediyede yıllardır Yılmaz Büyükerşen hocamız yönetiyor. Şimdi bayrak devir teslimiyle genç bir cumhuriyet kadını Ayşe Ünlüce'ye Eskişehir'de uygun görürse görevi teslim edecek. Orada AK Parti'nin bir adayı var. Aslında geçen seçim İYİ Parti'den seçildi. Ben muhalifim dedi. Oyları toplarken arka taraftan da AK Parti'den teşvik alıyormuş 5 milyon. Seçim bitti, AK Parti'ye koştu. Bunu aday yapmışlar. Çıkmış konuşurken oradan biri kayıt yapıyor görmemiş ve şöyle söylemiş. Diyor ki, ah diyor ah, bu Eskişehir Belediyesi'ne bir gideyim. Ben diyor
bütün vakıflarına diyor AK Parti'nin, TÜRGEV'e, TÜKVA'ya, Okçuluk Vakfı'na, Allah muhafaza Ensar Vakfı'na açacağım bu belediyeyi diyor. Ensar Vakfı'na. Şimdi Muhittin Böcek olursa Antalya'nın varlıklarından AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi hangi siyasi görüş olursa olsun Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i herkes eşit yararlanır. Ama Antalya Belediyesi'ne gelip de birini oturttuklarında öyle oturttuklarına da yönettirmiyorlar. Gelip arsalara çöküyorlar, tarlalara çöküyorlar. En güzel varlıkları 25 yıllığına vakıflara veriyorlar. Çünkü artık gördüler bu son sefer ve 25-30 yıllık anlaşmalarla varlıklara çöküyorlar. O yüzden Antalya'ya, Eskişehir'e, İzmir'e, CHP'de bulunan belediyelere Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler, Allah muhafaza bu haramileri sakın ola yaklaştırmasınlar, sakın ola. Ben burada bir tek şeyi söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Muhittin Böcek Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir, adayıdır. Ancak bütün Antalyalıların, herkesin başkanıdır. Muhittin Böcek insan ayırmaz, parti ayırmaz. Muhittin Böcek Antalya İttifakı'nın adayıdır. Biz de bu seçimde karşımızdaki Cumhur İttifakı'na, karşımızdaki Kortu İttifakı'na karşı bir büyük umut ittifakını hayata geçirdik. Bu ittifakın renkleri ay yıldızlı al bayrağımızın renkleridir. Bu ittifak milli takım gol atınca sevinen herkesin ittifakıdır. Filelin sultanları dünya şampiyonu olunca onlarla birlikte ağlayanların ittifakıdır. Bu ittifak 10 bin lira emekli maaşına isyan eden herkesin ittifakıdır. Bu ittifak emeği sömürülen emekçinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, al ananı da git denilen köylülerin ittifakıdır. Bu ittifak Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakının renklerini birlikte söylemeye var mısınız? Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük. Muhittin Böcek kazanacak, Antalya kazanacak, Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Ben size güveniyorum, size inanıyorum, sizin bu seçimi kazanacağınıza. Antalya'yı kimselere talan ettirmeyeceğinize inanıyorum. Muhittin Böcek'e ve tüm adaylarımıza sandık başına giderek oy vermeye, Antalya'ya ve Türkiye'ye sahip çıkmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Şimdi belediye başkanı adaylarımızı bir daha çağırın bakalım buraya. Hep beraber selamlayalım. Yap anonsu gelsin ilçe belediye başkanı adaylarımız. Akseki belediye başkan adayımız Sayın İlkay Akça. Aksu belediye başkan adayımız Sayın İsa Yıldırım. Alanya belediye başkan adayımız Sayın Osman Tarık Çelik. Demre Belediye Başkan Adayımız Sayın Fahri Duran. Döşemealtı Belediye Başkan Adayımız Sayın Menderes Dal. Elmalı Belediye Başkan Adayımız Sayın Halil Öztürk. Pirike Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Geyikçi. Gazi Paşa Belediye Başkan Adayımız
Sayın Mehmet Ali Yılmaz, gün doğmuş belediye başkan adayımız Sayın Nurettin Sönmez, İbradı belediye başkan adayımız Sayın Serkan Gedik, Kaş belediye başkan adayımız Sayın Erol Demirhan, Kemer belediye başkan adayımız Sayın Necati Topaloğlu, Kepez belediye başkan adayımız Sayın Mesut Kocagöz, Konyaaltı belediye başkan adayımız Sayın Cem Kotan, Korkuteli belediye başkan adayımız Sayın Saniye Caran, Kumluca belediye başkan adayımız Sayın Mustafa Köleoğlu, Manavgat belediye başkan adayımız Doktor Sayın Niyazi Nefi Kara ve Serik belediye başkan adayımız Doktor Sayın Kadir Kumbul. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Değerli Antalyalılar, bu muhteşem günde Antalya'nın tümünde elde edeceğimiz başarıları bir kez daha ilan ettiğimiz bu coşkulu günde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde sahnede gördüğünüz tüm adaylarımızla ve sizlerle birlikte bu yolun devamında 31 Mart'ta tüm Antalya'da büyük bir zafer ilan edeceğiz. Sizinle kazanacağız, sevgiyle kazanacağız, birlikte kazanacağız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak bu zafer senin, bu coşku senin Antalya. İşimiz gücümüz Türkiye, herkesin başkanıyla hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle gücümüz Türkiye. Kıymetli Antalyalılar, kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, genel başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimiz ve belediye başkan adaylarımızla miting alanımızın hemen bana göre sağ tarafında, bakın karşıdaki aracın yanında girişi, yan tarafta bir iftar programımız olacak. Hepiniz davetlimizsiniz. İftar sofrasında sizlerle birlikte buluşmak istiyoruz efendim. Biliyorsun değil mi? Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının genç lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde sadece Antalya'da değil, tüm Türkiye'de büyük bir zafere imza atacağız. Sizinle kazanacağız, sevgiyle kazanacağız, birlikte kazanacağız. Azimle, gururla 5 yıl daha. Yine kazanacağız, yine birlikte kazanacağız Antalya. Torosların çam kokusu, Antalya tarımın başkenti. Atamızın söylediği dünyanın en güzel şehri Antalya turizmi.